İki tarafa da start position dersek sapıtır. End position diyelim. Tekrar make yaparsak stack ve çiz de, çizim de tamam. Şimdi benim istediğim bir şey var. O da şu. Aktif olan bir tane rectangle olması lazım. Yani ilk başta mouse'la çizim yaptığım bir tane rectangle aktif olmalı ve ben onu her yerden işebilmeliyim. Window içerisinde. İleride bu dörtgenleri bir dizi içerisine alacağız ama dizi içerisinde hangisinin aktif olduğunu bilmeliyim. Bunun için diziye eklemeden önce bir tane rectangle'ı aktif rectangle olarak atayacağım. Veya dörtgen diyelim. Tabi bunu kullanabilmemiz için forward declaration yapmamız gerekiyor. İşin başında bu arkadaşımız boş olacağı için pointer'da null gösterecek. Bu da çizim için şöyle gelelim. Diyeceğim ki MP active rectangle null olmadığı sürece, yani aktif olan bir dörtgen varsa onu direkt çizdireceğiz. Şu şekilde. Tamam. Bunu artık kaldırabiliriz. Çizildiğini biliyoruz. Şimdi çizim fonksiyonumuz, eğer ki aktif rectangle, yani aktif bir dörtgen varsa onu daima çizecek. Aktif dörtgenden kastım, mouse'la çizim yaparken çizimin devamlı ekranda görünmesini sağlamak için yaptım bunu. Tabi önce fare butonunu basmayı, bırakmayı ve hareketini de aktif etmemiz gerek. Onun için de arkadaşlar paint event gibi fonksiyonlarımız var. İlki mouse press event. İnternetten bakabilirsiniz yine bu fonksiyona. Q mouse event adında bir parametresi var. Bu fare tuşuna basıldığında devreye giriyor. Diğeri mouse move event. Fare hareket ettiğinde devreye giriyor. Bir de mouse release event var. Bunların gövdelerini de yapalım hemen. Üç fonksiyonumuzun da gövdesini yazdık. Şimdi burada direkt basıp çalışıp çalışmadıklarını görmek için tabii hareket halindekine yazarsak işimiz yer. Şuradan make diyelim bakalım. Tamam.
Evet, tıklandı. Tıklandı. Mouse release çalışıyor mu? Hata verdi. Neyse, bir mouse release eventin çalışıp çalışmadığına bakalım. Bakın, mouse release event de çalışıyor. Basık tuttum, bıraktım, o da çalışıyor. Tamam. Tabii hatamız nereden çıkıyor ona da bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, mouse press event'e basıldığında benim yapılmasını istediğim şey bir tane dikdörtgen oluşturacak. Aktif dörtgeni tabii, bakın şunu. Oluşturacak ve başlangıç koordinatlarını verecek. Daha sonra release yapıldığında da bitiş koordinatları verilecek. Bu sayede şekil çizilmiş olacak. Önce tabi kontrol etmemiz lazım. Diyeceğiz ki if, gerçi mouse press event yapıldığında kontrol etmeden yapalım. Nasıl olsa biliyoruz boş olduğunu. Active rectangle eşittir new rectangle diyeceğiz. Sonra bu arkadaşın başlangıç koordinatlarına set start position. Peki nereden alacağız koordinatları? Arkadaşlar şöyle. Koordinatlar zaten event içerisinde geliyor. Şunu yazmanız yeterli. Event içerisinde zaten koordinatlar bize geliyor. Bakın bu fonksiyonlar Qt tarafından çağrılıyor. Ve Qt çağırırken bu fonksiyonları parametre olarak da gerekli bilgileri veriyor. Bakın biz fonksiyonları aşırı ezmiş olduk. Yeniden tanımlamış olduk. Qt fare olayı gerçekleştirdiği zaman, press event olayı gerçekleştiği zaman bizim fonksiyonumuzu çağıracak ve tıklama olayla ilgili bilgileri event parametresine yerleştirecek. Biz biliyoruz ki bu event parametresi içerisinde farenin hangi noktalarda basıldığını bilgisini tutuyor. X ve Y fonksiyonları bunu almamız mümkün. Aldık ve yerleştirdik. Daha sonra bunları rectangle'ımız için kullanacağız. Mouse release event'te ise şöyle bir kontrol yapmamız lazım çünkü rectangle, yani bir rectangle var mı, oluşturulmuş mu? Eğer ki oluşturulmuşsa end position x ve y diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Press'e bastığı zaman bir tane rectangle oluşturuyor. Aktif rectangle oluşturuluyor. Daha sonra başlangıç pozisyonu veriyor. Mouse'u bıraktığınız anda da bitiş pozisyonu veriyor. Zaten paint event fonksiyonu, yani çizimi yapan fonksiyon, eğer ki aktif bir dörtgen varsa onu otomatik olarak çiziyordu. Biz oluşturduk bir tane. O otomatik olarak çizecek. Hata verdi. Ne dedi? Arkadaşlar mouse event'i tanıyamadı sanırım. Şimdi tanıması sorun olmayacaktır. De x'ye koordinatları burada tanımlamamıştık. Burada da tanımlamamız lazım. Bakın x'ye istiyoruz ama burada x'ye yoktu. Tamam. Sonuç görünmedi diyeceksiniz. Problemi hatırlıyorsunuz. Repaint yapmadı. Nerede repaint yapacak? Bakın burada. Mouse bıraktığı an repaint yapması lazım. Bakın. Fakat öncekinin gittiğini görüyorsunuz. Niye? Çünkü aktif nesne, bakın şurada sürekli yeni bir dörtgen oluşturuyoruz. Öncekini de silmiyoruz, dikkat edersiniz. Hafızadan serbest bırakmadık. Delete yok. Bu delete yapmamamın sebebi ileride bir bunları bir diziye alacağım için
Şöyle söyleyeyim. İleride bunları bir diziye alacağım. O yüzden silme işlemini burada yapmamamız gerekiyor. Ama ilk başta şu an için hafıza kaybı olmaması açısından şöyle diyebilirdik. Eğer ki zaten bir nesne varsa, aktif bir rectangle varsa önce onu silelim. Sonra yeni bir tane oluşturalım. Eğer bu delete yapmazsak sürekli olarak yeni bir tane dörtgen nesnesi oluşacak. Önceki nesnelerin silinecek mi? Hayır. Görünmemesi silinmediği anlamına gelmiyor. Hafızada onlar aynen duracaklar. Onlara erişme şansınız da yok. Öyle bir problem var. Çünkü onlara erişen pointer'ı da kaybediyorsunuz. Yani pointer içerisinde başka bir değer oluyor. Şimdi yaparsak tabii sanırım yanlış yazdım. Şöyle ha. Şimdi daha iyi oldu. Dikkat ediyorsunuz ama sadece bıraktığım zaman çiziyor. Ben gelişini görmek istiyorum. Yani fare hareket ederken dörtgenin de genişlemesini istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Başlangıç noktasını nasıl olsa bastığı anda alıyoruz. Hareket ettiği anda bitiş noktası olması gerek. Onu almamız lazım. Yani hareket ettiğim an, mesela şu an bırakmadım ama bu nokta benim şu dörtgenin bitiş noktası. Sonra değişiyor, sonra değişiyor. Bunu sağlamanız için aynı x, y koordinatlarını hareket içinde alıp şu fonksiyonun aynısını oraya da yazmanız lazım. Repaint ile beraber. Ne yapacak? Mouse hareket ettiği an bulunduğu koordinatları alacak mouse'un. Bunu dörtgenin son koordinatı olarak atacak. Sonra repaint'i tekrardan çağırıp çizimin görülmesini sağlayacak. Bakın. Şimdi tam oldu. Repaint'i yapmazsak ne olur? Bakın. Gördünüz mü? Alt tab yapınca çıktı. Tekrardan çıktı. Yani sadece alt tab yapınca çizim yapıyor. Repaint her zaman gerekli. Çizimde değişim varsa repaint yapmak zorundasınız. Temizliği yaptık, her şeyi yaptık. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Son bir işlem. Ben çizdiğim bütün dörtgenlerin görünmesini istiyorum. Bu ne yapıyor? Bir tane dörtgen oluşturuyor. Sonra tekrardan oluştur dediğim zaman öncekini siliyor, onun yerine yenisini oluşturuyor. Yaptığı işlem bu. Bakın sürekli görüyorsunuz aktif rectangle yeni dörtgenin işaret adresini tutuyor. Başka bir iş yapmıyor. Benim istediğim bütün dörtgenlerin görünmesi. Bunu sağlamanın yolu arkadaşlar bir dizi oluşturmak. Dörtgenlerin adreslerini tutacak bir dizi oluşturmak. Bakın çok önemli. Dörtgenlerin adreslerini tutacak bir dizi. Eğer ki dizimiz statik olacaksa ki ben statik olmasını istemem. Diyelim ki 100 elemanlı bir dizi yapacağız. Nasıl yapmamız gerekiyor? Şu şekilde arkadaşlar. Dizimiz dörtgen işaretçisi tutacak. O yüzden rectangle yıldız diyeceğiz. MP list diyeceğiz. Şöyle diyelim rectangle list 100 diyelim mesela. 100 tane elemanı olsun. Bu arkadaşlar 100 tane pointer'ı barındıran bir dizi oluyor. Ve bu pointer'lar bir dörtgen nesnesine adresini tutuyor. Paint ile gösterirsek bakın. Örneğin şöyle bir dizimiz bu olsun. Şöyle dizimizin hücreleri var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bu şekilde gidiyor. Şimdi normalde dizilerimiz sayı tutuyordu genelde. Ama burada her bir eleman bir tane pointer olacak. Pointer'dan kastımız ne? Bu arkadaşımız bir tane dörtgenin adresini tutacak. Bu arkadaşımız da başka bir dörtgenin adresini tutacak. Bu arkadaşımız da başka bir dörtgenin adresini tutacak.
Bu sayede yeni bir dörtgen oluşturduğumuzda tek yapmamız gereken adresini dizinin son elemanına eklemek olacak. Peki neden new ile oluşturuyoruz dörtgenleri? Arkadaşlar eğer new ile oluşturmazsanız, mesela düşünün. Şuraya gelelim. Burada diyelim ki new ile oluşturmadık. Normal rectangle oluşturduk. Yani hafızanın stack biriminde oluşturduk. O zaman nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle oluşturursanız eğer rectangle'ı şöyle normal oluşturalım. Arkadaşlar stack'te oluşturulan, stack ile yönetilen hafıza biriminde oluşturulan nesneler, bakın tanımlandıkları etki alanı bittiğinde hafızadan siliniyorlar. Bakın bu R şurası gittiği an, şuraya geldiği zaman kod satırı bitecek. Hafızadan silinecek. Daha doğrusu bir daha oraya erişemeyeceksiniz. Fakat new ile oluşturduklarınız, siz silmediğiniz sürece hafızadan silinmez. Adreslerini tutmanız yeterli. O yüzdendir ki biz dizimizi pointer dizisi yapıyoruz. Normal dizi yapsaydık problemle karşılaşabilirdik. Biz pointer dizisi yapıyoruz. Nesnelerimizi new ile oluşturacağız. Ve daha sonra oluşturduğumuz nesnenin adresini buradaki arkadaşta sırada olan kişiye vereceğiz. Sıradaki hücreye vereceğiz. Sıradaki hücreyi nereden bileceğiz? Onun için de bir tane değişken oluşturmamız lazım. Ne diyelim mesela? ME rectangle count diyelim. Başlangıç değeri olarak da ona kurucu fonksiyonumuza gelelim. Rectangle count şöyle atayalım. Eşittir null, pardon, sıfır diyelim. Peki atamayı nasıl yapacağız? Dörtgen ne zaman oluşuyor? Mouse'u bıraktığımız zaman oluşuyor değil mi? Tam burada. Mouse burada bıraktığı an diyeceğim ki M neredeydi? Dizimizin ismi neydi? Rectangle list dedim. Rectangle list dedik. Geleceğim. Rectangle count diyeceğim. İlk başta sıfırdı. Bakın bu indeksi belirtiyor. Diyeceğim ki yeni dörtgenimin adresini artık bu hücrede saklamak istiyorum. Tekrardan geliyorum, diyorum ki active rectangle, artık sen hiçbir yeri gösterme. Bu sayede active rectangle, aktif olan dörtgen dizinin içerisine yerleşti ve aktif değil, artık onu hareket ettiremiyorsunuz. Artık o sabit bir dörtgen oldu. Bu işi yaptıktan sonra tabi çizim olarak bütün bu dörtgenleri çizdirmeniz lazım. Sürekli o dizide bulunan bütün dörtgenleri çizdirmeniz gerekiyor. Onun için de bir for yazacağım. Çizim fonksiyonu içerisinde. Ne kadar gidecek? M rectangle count kadar gidecek. Bütün elemanları çizdireceğim. Bakın her bir elemana pointer olduğu için bu şekilde yapacağız. Draw Painter. Tabi rectangle count'u da arttırmamız gerek burada. Sonra make diyeceğim. Hata verdi. Nerede? Rectangle count was not declared in the scope. Yanlış mı yazdık?
Müzikte hata var diyor. Şurada hata buldu. M-E Rectangle. Tabi isimleri yanlış yazmışım. Tamam. Bir hata daha var diyor. Video no conversion argument from QPainter. Tabi şuraya adres yazmamışım. Tamam. Bakın çizimi yaptım. Kaldı. Hata verdi. Bakalım hatamız ne? Arkadaşlar kimi zaman mantıksız gördüğünüz hatalar karşınıza çıkıyorsa sürekli make clean yapmak kendinize garanti almanızı sağlayabilir. Make clean arkadaşlar tekrardan make yapıldığında bütün kodun tekrardan derlenmesini sağlıyor. Komple derleme yapıyor. Bu sayede gerçekten hata var mı? Yoksa bir karmaşadan mı çıkıyor? Önceki dosyaların derlenmemiş olmasından kaynaklanan bir sorun mu? Bunu anlayabiliyorsunuz. Az önce mesela bayağı uğraştım. Problemi bulamadım. Make clean yapınca problemin olmadığını gördük. Ben kapattığım zaman hata çıkmıyor. Tekrardan ne yaptığımızı söyleyeyim. Bir tane rectangle listesi yaptık. Pointer rectangle listesi. Listenin her bir hücresi bir tane rectangle'ın adresini tutuyor. Sonra mouse'u bıraktığınız zaman aktif olan rectangle'ın adresini dizideki sıradaki hücreye yerleştirdim. Hücre sayısını bir arttırdım. Sonra aktif rectangle pointer'ını null yaptım ki önceki dörtgene erişemeyelim diye, onu değiştiremeyelim diye. Daha sonra repaint yapıp işi bitirdim. Çizim fonksiyonunda da var olan bütün dörtgenler çizilsin diye bakın yaptığım tek şey şu. Sınıra kadar bir döngü oluşturdum. Rectangle count kadar, dörtgen sayısı kadar. Sonra listedeki her bir elemanı çekip draw fonksiyonlarını çağırdım. Tabii draw fonksiyonunu okla çağırıyorum. Niye? Çünkü dizinin her bir hücresi bir tane pointer tutuyor. O yüzden noktayla erişemezsiniz. Okla erişeceksiniz. Draw metotlarını çağırtıp Painter nesnesinin adresini verdim ve çizim yaptık. Tabii çizimle ilgili bir problem var. O da nedir? Bakın çizimi her yere yapıyor. Bu bir sorun. Benim bir fonksiyona ihtiyacım var. Mouse'un çizim alanı içerisinde olup olmadığını kontrol edecek ve buna göre true veya false değeri döndürecek. Bakın fonksiyonu şöyle diyelim. Şöyle private olsun da bool diyelim. Ayrılım eventlerden is mouse inside diyelim. İki tane parametre alsın. Bu parametreleri kontrol etsin içeride mi dışarıda mı diye. Tabii çizim alanımızın başlangıç ve bitiş noktalarını hiç bir değişkende tutmamıştık. Direkt rakam olarak da verebiliriz ama genelde değişken vermek daha iyi arkadaşlar onlara. Start X diyebiliriz mesela. Draw start X. Başlangıç koordinatı. Draw start Y. Bir de draw width diyebiliriz. Şu alanı kastediyorum. Şu alanın başlangıç koordinatı ve genişliği. Bunları nerede atama yapacağız? Çizimi nerede yaptık? Şurada atamasını yapalım. Ne diyelim? ME draw start x. Benimki 100. Öyleydi zaten. 100. Bu da Y. Bir de ne vardı? Width vardı. Onu da 400 demiştik. Çizim fonksiyonundakini de değiştirebiliriz. Yani şurayı. M E draw start x start y width deriz buraya da. Burası da width olur. Şimdi böyle biter. Tamam. Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. Fonksiyonumuz neydi? Fonksiyonumuz bool'du. Şimdi şöyle kopyalayayım.
void our window. Pardon, void dedim ama neyse. Şuradan çekelim. Şimdi x'in içeride olup olmadığını nasıl anlarız? If diyeceğiz x. Ne olması lazım? M is start draw start x'ten küçük olduğu zaman ne olacak? False dönecek değil mi? Bundan büyük olması lazım. True dönebilmemiz için. Büyük olması gerekiyor. Ve x'in küçük olması gerek. Nereden? M i draw start x artı m e draw with then neden? Çünkü bakın şurası başlangıç noktasıysa ona genişlik kadar eklediniz mi buraya elde ediyorsunuz. X'in bu arada olması gerekiyor. Y'nin de aynı şekilde. Yani aynı işlemi Y için de yapacağız. Y diyeceğiz. Y. 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 Eğer bu ikisi arasındaysa o zaman return true. Eğer bunlardan herhangi birisi arasında değilse false dönecek. Return false. Tamam. Şimdi mesela mouse press event dedik. İlk başta x, y'yi okuduk. Hemen burada bir fonksiyon kontrol yapabiliriz. Is mouse inside. Eğer false ise şuraya bir tane değil koyalım. False ise return diyeceğiz ki hiç mouse press event'e girmeyecek. Aynı işlemi bakın hepsini yapacağım. Mouse move event'te de yapacağım. Bu sayede fonksiyonların komple çalışmamasını sağlamış oluyorum. Yani ne mouse press, ne mouse release ya da ne de mouse move event çalışmayacak eğer mouse'unuz dışarıdaysa. Farklı çözümler de bulabilirsiniz ama ben bu şekilde çözdüm. Oo, bayağı bir hatamız var. Ne diyor? Our window mouse press event is mouse inside. Mouse inside niye hata verdi? Yukarıda is mouse inside. Is mouse inside. Is mouse inside. Is mouse inside. Tabi parametre istiyor. Biz parametre vermedik. Pardon. X, Y. X, Y. X, Y. Tamam. Bakalım hatalarımız nasıl azaldı. Exiniz çalışıyor diyor. Kaldıralım. Bakalım. Bakın çizmiyor. Şimdi çiziyor. Bakın aşağı gitmiyor. Yana da gitmiyor. Tamam. Köşeyi çizmedi sanırım. Bir sorun var. Rectangle'ın draw'suna gelelim. Hata çıktı gene. Arkadaşlar renkle ilgili problemi çözmek için global renkleri kullanacağım. Aslında şuraya QColor diyebilirdim fakat ben buraya include etmek istemiyorum QColor'ı. Pointer kullanılması da pek mantıklı değil buralarda. Çünkü QColor heap'te oluşturulabilecek kadar yani çok büyük bir nesne değil. Veya çok sayıda kullanmayacağım. O yüzden heap'te oluşturmak da istemiyorum. O yüzden oraya unsigned'leri aynen bıraktım. Global renkleri alacağım arkadaşlar. Örneğin red olsun. Veya qt ne diyelim green diyelim red demeyelim de blue diyelim.
Tabii çevrim konusunda bir sıkıntı var. Çevrim yapabilmek için oradaki rakamın ne ifade ettiğini pen'e söylemeniz gerekiyor. Ben diyorum ki QT Global Color diyorum. Çevrim yapıyorum. Yani bunu bir global renkmiş gibi düşün. Oradaki indeks olarak düşün ve ona göre hareket et. Mesela iki değerini giriyorsunuz. İki değerinin bir anlamı yok ama global renklerde bakın şurada vermiş. 2 siyah demek. Ben ona diyorum ki global renkmiş gibi davran. O da gidiyor global renklerde 2 numaralı sırada kim var? Black var diyor. Tamam ona göre davranıyor. Tabii ben onun UI inside color olmasını istiyorum. Make clean diyelim baştan. Make bakın istediğimiz gibi oldu. Çiziyor. Şimdi diziyi yaptık. Tekrardan bakalım neler yaptık. Biraz ortalık karıştı ama Rectangle sınıfımızı yaptık. Burası oldukça basitti. Renklerimizi unsigned integer kullandık. Int de kullanabilirdik. Sorun olmaz büyük ihtimalle. Tabii çevrim yaparken problem oldu. Tek karışık gelen yer orası olabilir. Arkadaşlar burada Qt'nin sistemini kullanıyoruz. Ona uyumlu bir yapı yapmamız lazım. Direkt rakam verdiğimiz zaman anlamıyor Qt. Ona diyoruz ki buna global renk gibi davran. Buradaki rakamın global renklere ait olduğunu söylüyoruz. O da o renkler listesinden ki o da burada Q color diye tarattığınız zaman Google'da oradan da global dediğiniz zaman global color'ları bulursunuz buradan. Buradaki indekse göre seçim yapıyorsunuz. Önce içini dolduruyoruz. Sonra dış yüzeyi çiziyoruz. Sınırını çizdirdik. Draw'a ekledik. Burada da bir sorun yok. Kalınlığı 6 yaptık. 3 yapsak daha mantıklı. Daha veya 4 diyelim. Rectangle bu şekilde. Our window haşta butonlarımız neydi? Bu mouse'un tıklandığı noktanın çizim alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Eğer içerisindeyse bul diyordu. Bunu nasıl yapıyordu? Hatırlayalım. Mouse'un kendisine verilen X ve Y koordinatını kontrol ediyordu. Çizim alanının solundan daha mı küçük? Yani 100'dü bunun değeri hatırlarsanız. Daha küçükse o zaman direkt false'a gidecek. İçeri girmeyecek. Ne olması lazım? Sol sınırdan büyük olması lazım. Sağ sınırdan küçük olması lazım. Aynı şekilde yukarı sınırdan küçük olması lazım. Büyük olması lazım Y'nin. Aşağı sınırdan da küçük olması gerekiyor. Eğer bu 4 kurala birden uyuyorsa demek ki içeride return true diyoruz. Eğer bu kurallardan herhangi birisine uymuyorsa return false diyorduk. Paint event'i biliyoruz. Çizim yapan fonksiyonumuz. Biz repaint fonksiyonu çağırmadığımız sürece tekrardan çizim yapmıyor biliyorsunuz. Ancak pencereyi küçültüp büyüttüğünüzde çizim yapıyordu. Mouse press event mouse tuşuna basıldığında devreye giriyor. Mouse move event hareket ettirdiğimizde devreye giriyor. Mouse release event ise bıraktığımızda devreye giriyor. Burada slotlarımız var. Build form penceremize elemanları ekliyordu. Buton olsun, radyo buton olsun. Write message bize hatalarla ilgili mesaj yazmamızı sağlıyordu. Şunları zaten biliyoruz. Bu aktif olan dörtgenimiz neydi? O an çizim yaptığımız dörtgeni temsil ediyordu. Çizim işlemi bittikten sonra bu arkadaşın içerisinde tuttuğu adres Rectangle List'in son elemanına yerleştiriliyordu hatırlarsanız sıradaki hücresine. Daha sonra da bu null yapılıyordu ki aktif bir dörtgenimiz olmasın diye. Yeniden çizime müsaade edelim diye. Bir de önceki Rectangle'ın adresini tutması pek akıllıca değil çünkü onu değiştirmenize sebep olabilir. O yüzden bu daima yeni oluşturulan dörtgenin adresini tutacak ve dörtgen oluşturulduktan sonra artık hiçbir adres tutmayacak. Rectangle list neydi? Bu bir pointer dizisiydi. Bakın normal bir değişken dizisine benzemiyor aslında. Niye? Çünkü normal değişken dizileri içerisinde sadece değer tutuyordu. Rectangle list içerisinde pointer tutuyor. Pointer tutmasının diğer bir avantajı da şu arkadaşlar.
Belki Paint'te gösterebilirsem. Şimdi normalde integer türünden oluştur dediğiniz zaman ne yapıyordu? 4 byte'lık alanlar yerleştiriyordu, değil mi? Eğer ki ben aynı şekilde rectangle dizisi oluştur dersem ne yapacak? Her bir rectangle'ı hafızada oluşturacak. Bu şekilde kaç byte'sa rectangle'lar. Bakın benim çizip çizmemin önemi yok. Ben çünkü oluştur dedim ona. O gidecek mesela 100 tane rectangle oluşturacak. O rectangle'lar var, sadece çizilmiyorlar. Ben bunu istemiyorum. Boş yere hafıza kaplamasını istemiyorum. Pointer'ın avantajı şu. Pointer'ın avantajı arkadaşlar sadece 4 byte'lık adresler tutuluyor. Siz nesneyi oluşturduğunuzda, rectangle nesnesini oluşturduğunuz diyelim hafızın herhangi bir yerisinde. O nesneye ulaşmak için pointer'ı kullanıyorsunuz. Diyelim ki başka bir nesne oluşturdunuz. Yine hafızanın başka bir yerinde. Bu sefer pointer'ınız ne yapıyor? Bu yeni olanı gösteriyor. Diziniz ne kadar yer kaplayacak? Diyelim ki normalde rectangle'ınız 100 byte'lık alan kaplasın. Eğer ki biz dizimizi şu şekilde yapmış olsaydık, pardon, şu şekilde yapmış olsaydık, ne dedim? Her bir rectangle oluşturulacaktı. Yani 100 tane rectangle'ımız program çalıştığı an oluşturulacaktı. Bu da ne demek? 100 çarpı 100 olacak arkadaşlar. Yani 10.000 byte'lık boş yere alan tutacak. Halbuki ilk başta sizin dörtgeniniz bile yok. Diğer durumda ise bunların her biri 4 byte olduğuna göre ne kadar yer tutacak? 400 byte. Siz istediğiniz zaman nesne oluşturacaksınız. Nesneye ulaşmak için de nesnenin adresini dizideki uygun yere yerleştireceksiniz. Pointer dizileri daima avantajlıdır arkadaşlar. Ki C Sharp'ı ve Java'yı geçtiğiniz zaman orada zaten pointer'dan başka bir şey yok. Adı referans diye değişiyor ama tümüyle nesneler pointer'larla yönetiliyor. Biz de o yüzden burada pointer dizisi kullandık. Pointer dizisinin içerisinde kaç tane eleman olduğunda rectangle count değişkeniyle tutuyoruz. Başlangıçta ona ne değeri atadık? Sıfır değeri atadık kurucu fonksiyonumuzda. Başka burada dikkatimizi çeken build form ne yapıyordu? Formu oluşturuyordu. Geometrileri yerleştiriyordu. Form elemanlarının yerlerine yerleştiriyordu. Slotlarla sinyalleri bağlıyordu. Mouse press event ne yapıyordu? X'ye koordinatını alıyordu. Nerede tuşa basılmış? Sonra acaba çizim alanı içerisinde mi basılmış, ona bakıyordu. Eğer çizim alanı içerisinde değilse fonksiyon geri dönüyordu. Daha sonra ne yapıyordu? Aktif rectangle var mı? Onu siliyordu. Gerçi buna artık ihtiyacımız yok ama yine de kalsın. Bir zararı yok. Daha sonra ne yapıyordu? Aktif rectangle'ı oluşturuyordu. Yani yeni bir dörtgen oluşturuyordu. Çünkü tuşa basılmış hem de çizim alanı içerisinde. O yüzden yeni bir dörtgen oluşturuyor. Sonra dörtgenin başlangıç koordinatına da mouse'un basıldığı koordinatı atıyordu. Mouse Move Event de benzer şeyler yapıyor. Önce X, Y koordinatını çekiyor. Çizim alanı içerisinde olup olmadığına bakıyor. Eğer çizim alanı içerisindeyse buraya gelecek. Aktif Rectangle var mı ona bakıyor. Yani bir dörtgen oluşturulmuş mu? Yeni bir dörtgen. O dörtgenin son koordinatına da X, Y'yi veriyor. Yani mouse'un bulunduğu koordinatı. Daha sonra da çizim ekranı değişeceği için Repaint'i tekrardan çağırıyor. Release Event ne yapıyordu? Koordinatları alıyor mouse'un koordinatlarını. Yine aynı işlem. İçeride mi dışarıda mı ona bakıyor. Eğer içerideyse ve aktif bir rectangle varsa yani bir dörtgen oluşturulmuş ve çiziliyorsa release event mouse'u bıraktığımız nokta yani dörtgenimizin son noktası artık mouse'u bıraktığımız nokta olacak. O yüzden set end position mouse'un koordinatlarını veriyoruz ve iş bitti. Artık dörtgenimiz çizildi. Dörtgenimizi artık dörtgenler listesine atmamız lazım. Yani dörtgenimizin adresini. Adresi attık. Dörtgen sayımızı arttırdık. Ve aktif dörtgeni null yaptık ki önceki dörtgene erişemesin. Çünkü onu değiştirmek istemeyiz. Çizim ekranı değiştiği için de Repaint'i tekrardan çağırdık. Paint Event ne yapıyordu? Önce çizim ekranı çiziyordu. Daha sonra aktif olan bir dörtgen varsa onu çiziyor. Ve son olarak da daha önceden çizilmiş olan bütün dörtgenleri çiziyor.
Peki şimdi buna ne eklenecek? Buna arkadaşlar eklenecek olan bu çizimleri yaptıktan sonra undo butonuna bastığımız zaman son yapılan şeklin bir yığına atılması gerekiyor. Undo dediğimiz zaman son yapılan şekil buradan çıkacak. Buradan çıkarmak çok basit. Ne yaparız? Rectangle count'u biraz azaltırız, oradan çıkar. Ama çıkarmak yetmeyecek. Bizim ne yapmamız lazım? O adamın adresini bir yığına atmamız gerekecek. Bir defa daha basarsak sıradakini yığına atacak adresini. Bir defa daha basarsak sıradakinin adresini yığına atacağız. Sürekli böyle geriye doğru gidecekler. Onun örneğini zaten şuradan göstereyim tekrardan. Bakın mantık bu. Çizimi yaptık. Undo dediğim zaman bakın çizim listesinden eleman sayısı biraz aldı ama redo yaptım yeniden geri geliyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Undo dediğim zaman buradaki rectangle'ın adresi sitenin içerisine yerleştiriliyor. Yani nesneyi kaybetmiyoruz. Nesnenin adresini de kaybetmiyoruz. Yığına attık nesnenin adresini. Bir defa daha yaparsak sıradaki nesnenin adresini yığına attık. Dörtgen nesnesinin. Bakın adresleri sürekli yedekliyoruz yığına. Redo yaptığımızda sitenin en başındaki yani son eklenen alanı, son geri alınan dörtgeni tekrardan dörtgen listesine ekliyoruz. Aynı şekilde ekliyoruz ve koordinatların renklerini hep hatırlıyor. Asıl önemli olan kısım bizim için bu olacak. Şimdi bu kısma geçeceğiz.